Bagdat Alice Çay. Herkesi yumuşatır. Alles klar. Bagdat. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında TMSF tarafından Bilgin ve Merkez Grubu medya şirketlerine el konulmasını değerlendirdi. Arkadaşlar, TMSF özel bir kuruluş. Böyle bir kuruluşa bizim adıkta aldığı karar üzerinde herhangi bir yorum yapmamız zaten doğru değil. Ve şu anda da TMSF kararını açıkladı. Bundan sonraki süreci açıkladı. Bu sürece de herkes tabi olmak durumunda. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu bağımsız bir kuruldur. Hukukun gereklerine göre, gelişmelere göre ne yapılması gerekiyorsa bu bağımsızlığına uygun olarak bu kurul özgürce kararlarını alır ve yerine getirir. İlgili bakan olarak ben ve hükümette bu kurumların, bağımsız kurulların hukukun gereklerine göre görevlerini yapmalarına imkan sağlarız. Bu konuda hukuka uygunluk konusunda verecekleri kararlarda onların işlerini iyi yapmasını sağlarız. Ekmek parasına. Sarıyer'de yıkımı tamamlanan Uyumkent villaları garibanların ekmek kapısı haline geldi. Nereden geldiniz efendim? Biz Gojeri'den geldik. Demirler için mi? Demirler için geldik. Aç kaldık, mecbur geldik. Ne yapalım? Demir makasları ellerinde molozların arasında dolaşan bu insanlar ekmeklerini inşaat yıkıntılarının arasından çıkartıyor. İzmit gibi yerden geldik İstanbul'a. Duyduk işte inşaat yıkılıyor diye. Geldik yıkımlara, bizi çalışıyoruz ekmek davası için. İzmit'ten gelen 20 aile villa inkazlarını kendi aralarında paylaşarak inşaatında kullanılan demirleri topluyor, kilogramı 10 kuruşa satıyorlar. Kaça satıyorsunuz bunları? Kaça? 100 bin lirada kilosu. Taşı toprağı İstanbul, altın diyorlar ve gerçekten de öyle. İşte bu altınlar nerede derseniz altınlar burada. Yıkılan inşaatlardan toplanan demir parçaları başka aileler için geçim kaynağı olmuş durumda. Aileler yıkılan villaların arasından topladıkları demirleri sırtlarıp dolduruyorlar kamyonları kasasına. Bu sayede belki de boğazlarından sıcak bir yemek geçecek. Alın terinle bu parayı kazandığımız için, boğazımızdan helal ekmek girdiği için şükürler olsun yani. Milyon dolarlık fidye için en yakın arkadaşı tarafından kaçırılan iş adamını polis kurtardı. İstanbul'da borsacılık yapan İlhan Kamış, 3 gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu devreye girdi. Bu sırada ailesini arayan İlhan Kamış, arsa alacağım diyerek İsviçre'deki hesabından 500 bin dolar gönderilmesini istedi. Verilen banka hesap numarasını takibe alan polis, Fındıkzade'de büfecilik yapan Tahsin Çolak'a ulaştı. Tahsin Çolak'ı izleyen polis fidye çetesini çözdü. Gönderilen ilk 500 bin doları bankadan çeken Çolak dakika dakika takip edildi. Fidyeciler borsacının yakınlarından bir kez daha para istedi. İstenen para bu kez 3 milyon dolardı. Parayı ödemek istemeyen banka ile dedektifler arasında hummalı bir telefon trafiği yaşandı. Dedektifler para ödenmezse borsacının öldürüleceğinden korkuyordu. Sonuçta 3 milyon dolar banka hesabına yatırıldı.